Karne kötüyse. Şimdi ben eğitimci arkadaşlardan da bir şey rica edeceğim bu noktada. Anne babalardan da bir şey rica edeceğim. Birincisi, eğitimci arkadaşların da anne babaların da kötü karne, yani kötü karne derken düşük notlara bakış açımız ne olmalı? Bu çocuğun ya bu derste anlamadığı bir şeyler var, anlamamış. O yüzden değil mi? Not düşük gelmiş. Birinci sebep bu olabilir. Ya anlamadığı bir şey var. Ya o konuya ilgisi, alakası, becerisi yok. Olamaz mı? Bizim bir kulakları çınlasın Fatma ablayla Müjdat abinin oğulları Ahmet. İnanılmaz bir matematik kafasıydı. Zaten bak mühendislik okudu. Ama Sözel sıfıra yakındı yani. Ve Türkçesi belli bir notun altında geldiği için pek takdir teşekkür falan da alamazdı. Çünkü Türkçeyi hani belli bir puanda gelecek falan. Ama matematiği, o fiziği, feni nasıl iyiydi çocuğun? Mesela o çocuğa illa Sözel yap diye bu kadar baskılamak ya da oradaki düşük notu görüp de niye senin Türkçen böyle demek yazık yani. Çünkü çocuğun inanılmaz bir sayısal becerisi var. Bak bunu da gösteriyor sana. O öbüründe de yeteneği yok, anlayamıyor. Çünkü bu hani beynin bölümleriyle alakalı bir şeydir zeka dediğimiz şey. Herkes de standart değil ki herkes standart ölçüde her şeyi anlayabilsin. Mümkün değil. Dolayısıyla karnedeki düşük not belki çocuğumuzun ilgi alanının o olmamasıyla ilgili olabilir. İkincisi bu. Üçüncüsü, öğretmenin eğitim metodu ve okuldaki tedrisatı, yani o dersi anlatma yöntemi acaba çocuğa ulaşmıyor mu? Yani derse anlatma dili acaba çocuğa ulaşmıyor mu? Üçüncü sebep bu olabilir. Burada eğitimci arkadaş da bir düşünecek yani. Orada düşük bir not varsa ben bu öğrencime acaba bu dersi başka nasıl anlatabilirim? Nasıl sevdirebilirim diye bir düşünecek. Aynı şekilde ebeveyn de. Acaba burada mesela daha eğlenceli bir hale getirebilir miyim? Ya da benim çocuğum şu yöntemlerden daha fazla keyif alıyor, bunu gözlemliyorum. Bu dersi de o yönteme çevirebilir miyim gibi ebeveyn de gayret edecek, eğitimci arkadaşlar da. Bu üç metoda bakacağız. Bir de dördüncüsü düşük notun sebebi, acaba ev ortamında mı bir sıkıntı var? Evde çocuğun dersine yapabilmesi, tekrar edebilmesi vesaire için, odaklanabilmesi için uygun bir ortam yok mu? Huzursuzluk mu var evde, bir sıkıntı mı var? Ya da anne olarak ilgim alakam nasıl, baba olarak ilgim alakam nasıl? Acaba burada daha çok destek olabilir miyim? Bir de buna bakacağız. O zaman karnedeki düşük notların 4 sebebi. 1. Çocuğun ilgisi alakası o yönde olmayabilir. 2. O derste çocuğun bir şeyleri anlamamış, konu eksiği olabilir ve bu yüzden notlara sirayet etmiş olabilir. 3. Okul tedrisatının ve eğitimci arkadaşların dili çocuğa ulaşmamış olabilir. 4. Evde çocuğun dersine odaklanabileceği bir ortam olmamış, huzursuz bir ortam var olmuş olabilir. Kötü notun yorumu budur. Evet. Şimdi bunları niye söyledim? Önce sebebi teşhis edelim ki çözüme öyle gidelim. Hı hı. Kötü bir not geldiyse karneye, bu 4 sebepten biri ise ben anne baba olarak kendime bakan sebepleri, olabilecek sebepleri ortadan kaldırmaya gayret edeceğim. Bugünden tezi yok buna başlayacağım. Sömestr'de bunun için bir fırsattır ve ikinci döneme bu tedbirlerle başlamış olacağım. Ev ortamımda sıkıntı varsa, çocuğum derse odaklanamıyorsa bunu sağlamaya çalışacağım. Derse anlamadığı konular varsa bununla ilgili bir destek ders aldırabilirim. Öğretmeniyle konuşabilirim. Ya galiba hocam bu konularda eksik. Burayı galiba anlamamış. Burayı ben de hani anlatacak beceride değilim. Bilemem, sizin kadar bilemem zaten. Siz acaba bir destek olur musunuz diye okuldaki hocalarından bunu... Aman özel okullarda bunu yapıyorlar. Devlette böyle hocalar yok. Ben buna katılmıyorum. Özel okuldaki öğretmen arkadaşlar da, devletteki öğretmen arkadaşlar da aynı okullardan mezun oluyorlar. Evet. Bir kere bilgi ve kapasite olarak birinin diğerine üstün olduğunu ben düşünmüyorum. Ve hepsi insan. İnsan, sen çok iyi bir niyetle gidip ya hocam benim çocuk kesirleri anlayamamış, ben onu evde tespit ettim, ödevlerinden gördüm, ne yapsak, biz sizi mi ziyarete gelsek ya da siz bize gelebilir ya da ne tavsiye edersiniz de biz bunu bir online de olabilir, bak artık o şanslar var. Hı hı. Bir saatinizi ayırsanız online biz açsak Skype'dan, bizde de bilgisayar var, bir anlataverseniz olur mu acaba? Olmaz mı yani? Öğretmenle bu konuşma yapılamaz mı? Veliler lütfen öğretmenler yanaşmıyor demeyin. Çünkü
Siz bir gayretinizi gösterin bir bakalım. Hiçbir şey demeden onun yanaşıp yanaşmayacağını ben nereden bileyim? Biliyorsunuz. Hiç tamam. Yanaşmadı diyelim, o zaman başka yol bulmaya çalışırım. Ama ben elimden geleni en azından yapayım. Ki hele hele şu anda az önce de dediğin gibi kendi öğretmeninden bir şey alamamsa internette bununla alakalı çok güzel portallar var. Doğru, aynen. Yani her sınıfın için yapılmış portallar ve çok uygun fiyata bir yıllık abonelik yapılıyor. İşte birinci sınıftaki mesela işte yazılımları, ders anlatımları var. Bir videolu yani. Özel hocayı evinize getiriyorsunuz. Özel hocaya vereceğiniz bir saatlik ücret bedeliyle bir yıllık bir abonelik yapıyorsunuz. Çok doğru söylüyorsun. Bak o kısmını düşünmemiştim. Ya da YouTube üzerinden. Ben bugün niye böyle bir ekonomideyim? Hep de o kısmını söylüyor. Çok güzel ama babalar ve annelerin böylece farklarını da bir görmüş oluyoruz. Hakikaten ama çok doğru. Çünkü hani günümüz teknoloji çağı ise bunun nimetlerinden faydalanalım yani. Aynen, niye faydalanmıyoruz? Çocuğumuz için de bunu yapalım. Hatta bak çok iyi hatırlattın. Bu tarz portallar eğlenceli de oluyor. Çünkü bir çizgi film kahramanı çıkıyor, anlatıyor falan bir şey oluyor. Çocuğun hani 15 tatilde belki birebir bir hocadan ders alması 10 birimlik onun canını sıkacaksa oturup yani ders yapmak zorunda olması, böyle bir portalda oyunla falan da olduğu için o sıkıntı ihtimalini de azaltmış ve çocuğu teşviğe daha iyi yönlendirmiş de olabilir. Süper. Dolayısıyla bu 4 maddeye bir bakalım ve buna göre. Şimdi o zaman aslında burada şunu söylemek istiyorum. Çocuk kötü bir karneyle geldiğinde, kırık notla geldiğinde bu 4 madde zihnimizde olacak ya. Çocuğa yaklaşımımız da bu yönde olacak. Öncelikle bir tebrik edeceğiz. Tebrik ediyorum, dönemini tamamladın. Okula gittin geldin ve bu noktaya geldin. İyi notları göreceğiz. Diyeceğiz ki vay Türkçeden 5 tebrik ederim. İşte matematikten şöyle tebrik ederim, bunları diyeceğiz. Sonra İngilizceden biraz sanki sıkıntı mı yaşamışsın sen? Anlamadığın konular mı oldu? Şu 4 madde dedik ya, o 4 maddeyi sayıyorum şimdi. Anlamadığın konu, hayır anne ben İngilizceyi hiç anlamıyorum, hiç anlamıyorum. Aa bak benim İngilizcem fena değildir, birlikte oturup çalışalım mı? Ya da bu konuda sana destek olarak bir öğretmen tutmamı ister misin? Ya da dediğin gibi bilmem ne portalda bu varmış. Hadi girelim semester'da da günde bir saat bakalım ilerleyebilecek mi? En azından bunu bu dersten bir alma da 3 seviye mesela 3 alabilecek kadar bir çalışmaya gayret edelim. Böyle teşvik et ama dilimiz bu olsun. Hı hı. Yani bu ne böyle? Ben sana para vereyim, okutayım, yemeğimi yedireyim, hep senin için dertleneyim. Bu mu o karne? Şu hayattaki tek sorumluluğum buydu, bunu da yapamadın yani. Benim zamanımda ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Arkadaşımın gözü morarmıştı. Aradaki diyalog şu. Aa gözüne ne oldu? Karne. Ne kötü. Cevap bu yani. Ben kusura bakma buna gülmeyeceğim. Dolayısıyla daha yakınlarda hani yaşamadık ya, mı? Ödev muhabbetinde bir yavrumuzu evet. Kaybettik. Hep şunu söylüyorsun. Şükürler olsun eskiye nazaran iyi durumdayız. Kesinlikle. Yani anne babalar daha bilinçli. Yani gözü moraran bir çocuk çok normal bir şekliyle ne oldu gözüne? Karne diye bir cevap vermiyor yani. Ya bana böyle hani bağırmayan anne falan hep sakin değilim. Ben böyle şeyleri duyunca gerçekten çok sinirleniyorum. Gerçekten. Bak bu canlı yayında da söylüyorum. Ben çocuğuma karne nedeniyle şöyle bir şey uygulayan bir git tedavi ol. Gözünü seveyim tedavi ol ya. Bu normal bir insan davranışı değil. Artık şöyle şeylere hakkımız bilmeyelim yani. Yok böyle bir şey ya. Aa çocuğumuz lay 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 mı olsun? Olmuyor. Bak onu anlatıyorum sana. Çünkü neden? İnsanın yaratılışında başarılı olmak dürtüsü var zaten. Merak duygusu var zaten. Allah-u Teala böyle sıfır dünyaya geldiğinde ne olduğunu anlayıp falan böyle yaratmamış. Belli donanımları sana vermiş. Oraya doğru gidecek çocuk zaten. Yani ben şu dünyaya geldim hiç de bir şey olmayayım aman sürüneyim diye bir insan olabilir mi yani? Böyle bir insan olur mu? Ha böyle olan insanlar var diyorlar. O insanlar işte örselene artık yani aman demiş. Evet. İçinde bir potansiyel muhakkak ki varmış. Düşene bir de biz vurmuşuz aslında. Aynen. Şu Rabbimize güvenmeyi öğrenelim, gözünüzü seveyim öğrenelim ya. Allah bir insanı istidatsız yaratmaz. Herkeste bir istidat var. Herkeste açığa çıkmayı bekleyen. Yani şu dünya puzzle'ında, yapbozunda hepimiz bir yeri tamamlamak için geldik. Çocuklarımız da öyle. Bir şeyleri çıkacak. Zannediyorlar ki mesela çoğu insan... bizim çocuklarımızla alakalı, ev hayatımızla alakalı zannediyorlar ki bizim çocuklar hep böyle takdirler, şeyler, haza be. Yahu çocuk her yerde aynı. Bak canlı yayında söylüyorum. Bundan zerrece de erinmiyorum.
Herkes benim, takip eden herkes benim, dini konulardaki hassasiyetimi, çocuklara dini eğitim verme konusundaki gayretimi az çok bilir, değil mi? Bizim Eymen'in en problem yaşadığı, en kaçınmaya çalıştığı dersi şu an hangisi? Kur'an. Kur'an dersi. Kur'an. Çünkülerine bakıyorum, hocasıyla konuşuyoruz. Bak, din eğitimiyle ilgili kitap yazmış insanım ben. Konuyla ilgili teknikler konusundaki bilgimi ve ilgimi az çok hani bilir herkes. Neden? Bu neden olabilir düşünüyorum. Önce kendi yüreğime diyorum ki, hiçbir insan Allah tarafından, hiçbir insan Kur'an'ı hiç okuyamayacak ve anlayamayacak bir şey de hani potansiyelde yaratılmaz. Neden? Bu vahyi ben hayatıma geçireceksem önce ona bir, değil mi, okuyup anlayabilmem lazım yani. Her insanda bu potansiyel var. Eymen'de de var. Ama şu an tepkisel davranmasının sebebi onu sevmeye olması değil ya da onu hiç öğrenemeyecek olması değil. Ne? Belki dili dönmüyor henüz ve kendini bu konuda başarısız hissediyor arkadaşlarına göre. O yüzden kaçınma davranışı gösteriyor. Belki farklı bir dil neticede, kendi aşina olduğu dil değil ve İngilizce gibi her yerde gördüğü bir şey değil, değil mi? Farklı bir dil. Belki o yüzden ona şu an hani çok şey geliyor, farklı ve yapamayacak gibi geliyor ve o yüzden kaçın. Bunun bir sebebi var onun dünyasında. Ama ben bir anne olarak ne yaparım? Ooo arkadaşların Kur'an'a geçti de sen hala Elif Bancuz'un sesinde bunun ne zaman olacak da. Ne içime bu kaygıları akıtırım ne de çocuğuma bunu yansıtırım. Ben ısrarla ve inatla sevdirmek için, o konuda onu teşvik etmek için tohumları atmaya 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 gayret etmeye devam ederim. Ve heyecanla ben şunu bekliyorum. Bir yerde açılacak. Bir yerde açılacak. Selman Hoca'nın anlattığı şey miydi? Kovmuşlar bu çocuk Kur'an Muran okuyamaz, öğrenemez diye. Dünya birincisi oldu işte hafızlıkta. Güzel Kur'an okumada dünya birincisi oldu. Okuldan kovuldum diyor çocukken. Bundan adam olmaz demişler. Bu Kur'an Muran öğrenemez demişler. O kadar diyor ezber yeteneğim sıkıntılıydı. O kadar diyor Kur'an okuma şeyim sıkıntılıydı yani mahrecim falan. Bir an geldi. Bir an geldi. Gayret 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 tık açıldı. Açıldı. Hep öyledir. Bu işler öyle. Hepimizin hayatında böyle. Biz annemizin karnından hadi sürekli kitap okuyalım, şöyle olalım diye doğmadık. Bir emek oldu. Ama bu emek yıllar sürdü belki. Evet. Sonra bir gün geldi, açıldı. O yüzden kötü karneyi okurken de lütfen çocuklarımızı rencide etmek, aşağı sen bu karneyi getirdin, bak bakalım şimdi sömestrede sana bir şey var mı falan. Böyle şeyler yapmayacağız. Bu bize bir şeyi işaret edecek. Çocuğumuzun desteğe ihtiyacı olan alanları göreceğiz. Evet. Niye eksik olduğunun peşine düşeceğiz. Öğretmeniyle konuşacağız. Evet. Boş vermeyeceğiz. Ama saygısızca tutumlara da girmeyeceğiz. Temel bakış açımız bu olsun.